İstanbul Hepimizin Girişimi'nin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Benim adım Itır Akdoğan, girişimli üyesiyim. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etkiler Vakfı TESEV'in araştırma direktörüyüm. Bu programımızda salgın sürecinde sivil toplum teknolojiyi nasıl kullanıyor hakkında konuşacağız. Sivil toplumun daha önceki programlarda ve tartışmalarda dayanışma için, örgütlenme için teknolojiyi nasıl kullandığını, katılım için teknolojiyi nasıl kullandığını tartışmıştık. Yeni bir boyutunu görmüş oluyoruz bu süreçte. Özellikle doğru verinin zamanında sağlanması ve doğru veriye zamanında erişim konusunun çok değerli olduğu bir kere daha anlaşılmış oldu bu süreçte. Bir sivil toplum örgütü bir süredir zaten doğru veriye, veri doğrulama uygulamalarıyla, modelleriyle doğru veriye erişmeyle ilgili çalışıyor. İzlemedeyiz derneği. Belki doğruluk payı uygulamasından tanıyanlarınız olabilir. 2018'den beri Veri Kaynağı adlı bir projeleri var. O projenin koordinatörü İzlemedeyiz Derneği'nden Sayın Asya Durmaz, ilk konuğum. Hoş geldin Asya. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. İkinci konuğum da Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucularından sevgili Şevket Uyanık. Sen de hoş geldin Şevket. Merhaba, hoş bulduk Itır. Şimdi bu konuklarımla, arkadaşlarımla hem sivil toplumun teknolojiyi kullanmak için katılım ve örgütlenme ve dayanışmadan hariç hangi alanlar var onları tartışacağız. Hem de farklı uygulamaları, farklı araçları dinleyeceğiz. İlk soruyu Asya'ya soruyorum. Twitter üzerinde veri kaynağının 100 bine yakın takipçisi var. Fena sayıda bir grup değil aslında sizi takip eden. Ama belki seyircilerimiz arasında veri kaynağını daha önce bilmeyen, duymayanlar vardır. Birazcık bahseder misin veri kaynağı nedir, neden var, ne yapar, teknolojiyi nasıl kullanır? Oradan da COVID-19 sürecinde ne işler yaptınız? Paylaşır mısınız lütfen? Öncelikle merhaba herkese tekrardan. Ne yazık ki bütün dünya ile birlikte hepimiz çok zor bir süreçten geçiyoruz. Hem bireysel hem toplumsal olarak kaygılarımız çok yüksek seviyede. Ama bir yandan tabii yükümlü olduğumuz işleri yapmaya devam etmek zorundayız. Sizin bahsettiğiniz gibi bu süreçlerde şeffaflık çok önemli. Çünkü insanların temel kaygılarını dindirmek için öncelikle bu salgının neresinde olduğunu bilmek istiyor insanlar. Diğer ülkelere kıyasla durumlarını. Ne yazık ki doğru bilgi ve uyarılar yeterince verilmezse insanların bu süreçte ne kadar panik olabileceklerini hep beraber gördük. Bu da bizi tekrardan açık veri konusuna getiriyor aslında. Biz bu motivasyonla 2 yıl önce veri kaynağı projesine başladık. Bu projeyle birlikte Türkiye'de insanların veri okuryazarlık seviyelerini arttırmaya ve açık veriye olan ihtiyacı bir farkındalık yaratmayı amaçladık. Veri kaynağını oluşturma sürecinde Türkiye'de kimler veri yayınlıyor? Aslında biraz bununla başladık sürece ve 170'i aşkın kamu kurumu veri ve istatistik yayınlıyor. Aslında bayağı iyi bir sonuçtu bizim için. Bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşları var, özel sektör var. Hepsini biz bir çatı altında toplayıp Türkiye'ye dair tüm sosyoekonomik verileri sunmak istedik. Bunu yaparken de en anlaşılır şekilde vermeye amaçladık. Çünkü çok kıymetli çalışmalar var. Fakat ne yazık ki kimsenin haberi yok bu çalışmalardan. Doğru şekilde ulaştırılmadığı için. Şu an sitede 1000'i aşkın içeriğimiz var. Ve daha da artmaya devam ediyor. Yani veri görselleştirme metotlarını öğretmek, insanlara açık veri bilincini sağlamak bizim dernekteki en temel amaçlarımızdan biri ve bununla ilgili aslında güzel dönüşler aldığımızın da farkındayım. Salgın sürecinde ne yaptığımıza gelirsek, ilk önce biz salgınla ilgili Türkçe bir sayfa oluşturmak istedik. Çünkü hep yabancı kaynaklardan erişiyor insanlar bilgiye. Türkçe bir COVID-19 sayfası açtık. Burada neyi görecek insanlar? Diğer ülkelerdeki vaka sayılarını, hem Türkiye'de hem diğer ülkelerde bu arada, iyileşme sayılarını, ölüm sayılarını görecekler. Bu sayede hem bu salgının neresinde olduğumuzu görebilirler. Her gün vakaların açıklanmasının ardından toplam vakanın üzerine ölüm oranlarını hesaplayıp yayınlıyoruz sosyal medya hesaplarımızdan. Bunun yanı sıra birçok salgın oldu tabii dünyada. Eski salgınlara dair içerikler de yayınladık. İşte SARS, MERS, domuz gribi gibi buradaki can kayıplarını yayınladık. Fakat bu süreç bize şunu da gösterdi. Evet, açık veri çok önemli, veriye ulaşmak ama tek başına yeterli değil. Çünkü tahmin ediyorum ki herkesin önüne düşmüştür.
İtalya'daki birinci günle 10. gün, 30. gün herkes bunu kıyaslıyor ve bir panik havası gitgide artıyor sosyal medya hesaplarında. Bu çok yanlış bir uygulama çünkü veriye ulaşmak değil, veriyi doğru yorumlayıp yayınlamak önemli. İki ülkenin farklı demografik verileri var, farklı sağlık kapasiteleri, farklı test sayıları var. Aslında bunlarla birleştirip bir içerik sunmak kıymetli. Biz bu yüzden test sayılarını da nüfusa bölerek yayınlamaya çalışıyoruz. Test sayılarını da ne seviyedeyiz diğer ülkelere göre insanların bilmesini amaçlıyoruz. Yani aslında herkes yani veriyle uğraşmalı insanlar ama çok hakim olmadan da bu içerikleri yayınlamamalılar bence. Çünkü bazen yayınlanan içerikler panik havası yaratırken bazen de diğer ülkelere göre o kadar da kötü değiliz deyip rehavete neden oluyor ve insanlar daha rahat davranıyorlar bu süreçte. Bir de biz bir aydır evden çalışıyoruz. Evden çalışan şanslı azınlığız. Ve evde de çalışmak dışında insan farklı şeylere de ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden insanlara eğlenceli içerikler de sunmaya çalışıyoruz. Çünkü sadece salgın içerikleri okumak anksiyetemizi arttırıyor toplum olarak. İşte yerli filmlerden, yerli dizilere, IMDb'den yararlanıyoruz bazen. İnsanlara farklı içerikler, eğlenceli içerikler sunmaya çalışıyoruz. Bir de bunların yanı sıra günlük rutinimizde olan işlerimize de devam ediyoruz. Çünkü evet COVID-19 çok büyük bir gündem oluşturdu bütün dünyada ama hayat durmadı. Ekonomi de devam ediyor. Eğitim faaliyetleri de devam ediyor. Biz bu yüzden sağlık, ekonomi, demografi alanında birçok veriyi insanlarla paylaşmaya devam ediyoruz. Bir de bu veri görselleştirmelerinin yanı sıra da kısa bilgilendirici video içerikleri hazırlıyoruz. Hatta iki tane hazırladık bu son bir ayda. Biri COVID üzerineydi. Diğeri de bizim sağlık sistemimizin kapasitesinin ne derece olduğunu göstermek adınaydı. Böyle çalışmalar yapıyoruz şimdilik. Yani anladığım kadarıyla siz hem zaten var olan, açık olan veriyi anlaşılabilir, takip edilebilir ve erişilebilir bir şekilde tekrar sunuyorsunuz dijital araçlarda. Evet. Bir yandan da bunun zaten nasıl yapılacağını, bu yaklaşımın yayılması için bunun nasıl yapılacağıyla ilgili eğitimler veriyorsunuz. Evet, yani biz aracılık faaliyeti yapıyoruz diyebilirim aslında. Biz bir veri üretmiyoruz. Aslında bu veriyi açmaları için bir savunuculuk yapıyoruz. Evet. Varlığa veriye erişilebilir hale koyuyorsunuz. Siz zaten evet. Doğruluk kontrolü kavramını da Türkiye'ye getiren bir dernek olduğunuz için evet. Sizin verilerinize inanması geliyor insanın. Teşekkür ederim. Sunuyorsunuz gibi bir algınız oluyor ister istemez. Bir yandan da anladığım kadarıyla COVID-19 salgını sürecinde hem işte bu vakalar, ölümler, iyileşmelerle ilgili veriler hem de bütün bu COVID-19'un etrafındaki diğer toplumsal ve ekonomik evet. alanlarla bunun bağlantıları nedir? Onlarla ilgili paketler. Bonus sunuyoruz. Olarak, hani eğlenceli, birazcık terapetik gibi duruyorsunuz. Evet, şu anda bu çalışmaları yapıyoruz. Peki, elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Doğruluk kontrolü kavramını Türkiye'ye getiren bir derneğin projesi olduğu için veri kaynağına inanasımız geliyor gerçekten. Elinize sağlık. Teşekkürler bize doğru ve zamanında bu konuyla ilgili veri sunduğunuz için. Şimdi sırada Şevket var. Şevket Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği. Yönetim Kurulu üyesi, kurucularından. Çok uzun zamandır dijital dünyayla ilgili çeşitli alanlarda uzman. İstanbul Hepimizin Girişimi'nde bir üyesi zaten, yabancımız değil. Hoş geldin. Zaman ayırdığın için de teşekkürler. Hoş bulduk. Bu Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği'nin mottosu anladığım kadarıyla dijital dünya ve internet toplumu dönüştürecek gibi bir yaklaşım değil mi? Dolayısıyla sana şimdi bu sivil toplumun teknolojiyi, bilgiye erişim, veriye erişim amacı haricinde Türkiye'de nasıl kullanıyor? Hangi amaçlarla, hangi araçlarla teknolojiden yararlanıyor? Bize biraz ondan bahsedebilir misin? Tabii. Öncelikle teşekkür ederim beni yayına aldığınız için. Aynı zamanda benim de çok severek takipçisi veri kaynağı güzel. Evet. Şunu demek var, uzun zaman ilk tarafında bu dijital işlerdeyim, hani sivil toplum kuruluşuyla birlikte. Hem de bir yandan hani bu konular hakkında kafa yoruyorum, bir yerlere yazı yazıyorum. Şu, yani son 6 yıldır, 7 yıldır gördüğüm şu, sivil toplum kuruluşları dünyada da zaten çok etkin bir şekilde kullanıyorlar interneti. Türkiye'de de yavaş yavaş
bu oran artmış durumda. Öncelikle ne yapıyorlar? Sivil toplum kuruluşları interneti seslerini duyurmak için kullanıyorlar. Sosyal medya platformlarını kullanıyorlar. Videoyu, yani YouTube şu an mesela Türkiye'de en çok kullanılan mecra. Orayı çok etkin kullanıyorlar. Bunun dışında kaynaklara erişmek için kullanıyorlar. Toplum yararına işler yapıyorlar. Yani teknolojiyi iyilik için kullanan sivil toplum kuruluşları çok fazla. Bir de işte veriyle çalışanlar var. Şimdi önemli verinin önemli olduğu nokta şu. Türkiye'de çok fazla dezenformasyon var. Yani bu hem bireyler tarafından yapılıyor hem bazen devlet kurumları da, gazeteler, medya da bunu yapıyor. O yüzden bence verinin varlığı, yani açık olması çok önemli. Herkesin bunu okuyabilmesi. Ama ondan önemlisi hani vatandaşların veri okuryazarlığının durumu. Yani bence hem İzlemedeyiz Derneği bunu yapıyor hem de başka dernekler de var bununla çalışan. Burada da benim alanıma giren tarafta dijital okuryazarlık becerilerinin artması. Yani şu süreçte gördük ki bu COVID sürecinde sadece sivil toplumun değil vatandaşların da dijitali kullanmakla ilgili sıkıntıları var. Mesela kendi ailemden ya da başka ailelerden bildiğim kadarıyla işte fatura ödemek için yaşlı kesimin dışarı çıkma huyu var. Mesela ondan vazgeçmeleri gerekiyor çünkü çok kolay bir şekilde faturalar cep telefonundan ödenebiliyor. Hani mesela bunun anlatılması gerekiyor. Mesela bu bir sivil toplum faaliyeti olabilir. Bir de izlemedeyiz işte Teyit.org, Doğruluk Payı gibi kuruluşlarda bu yalan haberlerle mücadele ediyorlar. Ama gördüğüm kadarıyla yine dijital anlamda mesela işte geçenlerde çıkan şey WhatsApp'ınızı kaldırın, yeniden kurun, işte izleneceksiniz şöyle falan. Bunlar hep hani söylentiler. Bunlara inanmakta üstümüze yok gerçekten bizim. Yani ama onun dışında mesela dün akşam da herhalde ben böyle WhatsApp'ı daha güvenli nasıl kullanırız diye bir şeyler yayınladım Twitter'dan. Hiç ilgi görmedi mesela o kadar. Ama yalan bir şeyler yazsam kesin çok fazla paylaşılırdı. Yani üçüncü böyle... mavi mesajı her yerlerde. Evet evet, yani müthiş bir şey var, bilgi kirliliği var. Son olarak şunu söyleyeyim fazla vakit almadan. Yani ben bu süreci şöyle bir iyimserlikle değerlendiriyorum. Herkesin kendi kendine dijital okuryazarlığı artacak evde olduğumuz bu dönemde. Çünkü hepimiz bir şeyler deniyoruz. Herkes birbirine uygulama gönderiyor. Aa şu varmış. Canlı yayınlar yapılıyor falan. Ama buradaki mesele şu. Nasıl değil, yani ne kadar değil, yani bu araçları ne kadar kullandığımız önemli değil ya da kaç kişinin kullandığı önemli değil. Nasıl kullandığımız çok daha önemli. Yani daha etkili nasıl kullanabiliyoruz? Bu çok daha önemli. İsterseniz hani buradan devam edebiliriz. Aklında bir örnek var mı mesela teknoloji şu sivil örgütlenme ya da şu sivil grup çok iyi kullanıyor dediği bir örnek var mı paylaşmak istiyorsun? Ya mesela çok basit ama bizim de derneğin aynı zamanda gönüllüsü ve üyesi olan Alper arkadaşımın .org isimli bir siteleri var onların beraber yürüttükleri. Dayanışma bir nokta. Daha söyleyebilir misin? Eko Harita ismi. dayanışma.ekoharita.org diye bir alt web sitesi yaptılar. Orada mesela korona ile ilgili bütün dayanışma topluluklarını, ağları, STK'ları, yerel yönetimlerin destek hizmetlerini sıralamışlar bir liste halinde. Çok güzel bir çalışma, çok basit listeleme çalışması. Ama şöyle bir güzelliği var, bu Asya'yı da ilgilendiriyor bence. Hepsini teyitli olarak yayınlıyorlar. İşte atıyorum Adana'nın bilmem ne belediyesi şunu yapıyor. Gerçekten orayı arıyorlar, doğru iletişime geçiyorlar ve listeye alıyorlar. Yani bu çalışma bariz, yani ilk verebileceğim örneklerden biri. Tabii çeşitli mahalle örgütlenmeleri de var. Bizim dayanışma grubumuz var sivil toplumda iletişimciler olarak. Orada sormuştum arkadaşlara. Onlar mesela bahsetti. Bazı muhtarlar WhatsApp grupları açmış. Mahalle örgütleri birbiriyle iletişime Facebook gruplarından geçmiş falan gibi örnekler var. Anladım. Burada anladığım kadarıyla biraz önce Ali'nin paylaştığı hem kategorilerine göre ayrılmış hem kentlere göre ayrılmış iletişim bilgileriyle evet. Beraber. Çünkü bilgiye, veriye erişim dediğimizde bir Asyaların yaptığı gibi COVID salgınıyla ilgili veri
Bir de bu alanda kim ne yapıyorla ilgili veriye de ihtiyaç var. Diyelim ki bir sivil dayanışma ağı kurmak istiyorsunuz. Bu alanda kim zaten ne yapmış, nerede ne ihtiyaç var, nasıl destek oluruz sorusunun cevabını da bu verdiğin ekoharita.org yanlış hatırlamıyorsam. Dayanışma.ekoharita.org'dan izleyicilerimiz takip edebilirler. Çok teşekkürler. Şimdi ufak bir efendim, şey ekleyebilir miyim buraya? Tabii. Ufak bir şey ekleyecektim. Buyurun. Yani aslında teknolojiyle koronanın birleştiği bir nokta daha var. Türkiye'de yapılan güzel bir çalışma. Onu atlamayalım. Şu an aklıma geldi. Evet. Üç boyutlu destek diye bir ekip var. Şu an üç boyutlu yazıcıları kullanarak maske siperliği yapıyorlar. Yani doğru söylüyor muyum bilmiyorum ama siperlik yapıyorlar çalışanlara. Emekçilere. Yani bu Türkiye'nin her yerine yayıldı şu an. Hani ondan da bahsetmek lazım. Evet. Onun da bir örneği var ya. Emellisi kullanılsa da işte böyle iyi örnekler. Evet. Çok sağ ol paylaştığın için. Şimdi bu veri dünyasına geri döneceğim Asya'yla. Aslında sizin yaptığınız birazcık açık veri savunuculuğu gibi bir evet. Şey değil mi? Çünkü her veri açık veri değil, açık verinin kendi avantajları var. Evet. Böyle bir dünyamız var. Bu COVID-19'dan sonra sence Türkiye'de bu açık veri savunuculuğu nasıl evrilecek? Nasıl işine yarayacak bu savunuculuk? Ben şöyle düşünüyorum. Kriz anlarında eğer insanlar açık veriye ve doğru bilgiye ulaşamazlarsa toplumsal panik kontrol edilemez bir hale geliyor. Bu sebeple bilgi sağlayan bu kanalların şeffaflığı ve erişilebilirliği çok önemli bir noktada. Ama maalesef ki olağan dönemlerde bu açık veri ihtiyacı bu alanda çalışan insanlar dışında kimsenin ilgi alanında olmuyor. Fakat kriz anlarında ise toplumun geneline yayılıyor. Şu anda her gün açıklanan vaka sayılarının ardından biz şunu fark ediyoruz. Toplum bu bilgiyle tatmin olmuyor. Ve sağlık sistemine dair verileri istiyorlar. Mekansal verileri istiyorlar. Hangi şehirde, hangi ilçede. Yani gerçekten bir açık veri ihtiyacı söz konusu. Ve ben bunu kendi sitemiz özelinden de söyleyebilirim. Biz siteyi açalı 2 yıl oldu. Ve şu son 2 yılla Mart ayını kıyasladığımda Mart ayında gelen ziyaretçi sayısı diğer ayların ya en az 3-4 katı. Çünkü insanlar bir anda gerçek bilgiye erişme isteğiyle dolup taştılar. Ve benim için bu tabii ki de çok güzel bir haber. Ve umutlandırıyor beni. Umuyorum ki bu bir farkındalığa dönüşür ve biz tekrar olağan sürecimize geri döndüğümüzde bu farkındalık devam ettirilir. Ve siyaset yapıcıların üzerinde bir baskı mekanizması oluşturur ki onlar da açık veri politikalarını değiştirirler. Yani görüyoruz bazı belediyeler açık veri portalları açtılar. Çok kıymetli girişimler bunlar ama daha çok kısıtlı. Daha genele yayılması gerekiyor. Yani COVID-19'la birlikte bir kırılım yaşıyoruz. Bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu çok önemli. Ama ben umuyorum ve de inanıyorum ki bu talep daha da yükselecek. Ve biz veri alanında çalışanlar da bu talepte olan insanlara katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yani ben bu süreçten aslında büyük bir ders çıkararak çıkacağımıza inanıyorum. İnanın şimdi bu yönde yani şu anda. Bu ölümcül salgının sanırım bizim için tek pozitif noktası böyle bir farkındalığın oluşması. Peki neden ihtiyacımız var? Şimdi diyelim ki ben o senin bahsettiğin yurttaşım. COVID'e kadar ne veri kaynağını biliyordum, ne zaten verinin peşindeydim falan. Ondan sonra ne işime yarayacak? Yani COVID bu süreçte de, bu süreçten sonra da açık veri yurttaşın ne işine yarar? Ya aslında açık veri aktif vatandaş olma meselesi en temelde. Biz eğitimlerde de bunu göstermeye çalışıyoruz. Yani biz oy atan bireyleriz. Ve neden, yani ülkemizde ne dönüyor, ekonomi nasıl? Yani bunların hepsini bilmemiz gerekiyor bir şey oy atıyorsak. Çünkü mesela büyüme verileri paylaşılıyor, kimse bilmiyor bunu. Ama çok basit bir grafikle biz onu aktarıyoruz ve bir anda birçok insanın haberi oluyor. İşte enflasyon tartışılıyor, insanların kafasında çok karmaşık. Yani ekonomiden anlamıyorum zaten deyip geri çekiliyor insanlar bazı konularda. Aslında basit bir tabloya aktardığımızda çok kolay oluyor. Şimdi COVID vakası sürecinde görüyoruz biz bunu. Vakalar günlük olarak paylaşılıyor, tartışılıyor. Aslında ne önemli işte konuşmanın başında da bahsettim. Test sayıları, yani bir oranlama ve açık veri olduğunda ya ülkemizde ne kadar test yapılıyor, yeterli mi?
bambaşka bir şey tartışmaya başlıyoruz aslında biz. Ya da hangi il daha riskli konumda, il verileri paylaşıldığında bunu tartışmaya başlıyoruz. Ve insanların bence açık bir şekilde bilgi verildiğinde kendilerini daha temkinli bir yani eve kapatmaları, daha önlem almaları ihtiyacını hissettiriyor. Bu çok önemli. Yani bu bilgiler paylaşılmasa belki sokakta hala daha çok dikkatsiz insanlar görebiliriz. Yani bu arada işe gitmek zorunda olan insanların dışındaki insanlardan bahsediyorum tabii ki de. Önlem mekanizmalarını, bence o baskı mekanizmalarını arttırıyor verinin paylaşılması. Çünkü veri çok politik bir şey. Ve kimin tek elinde olduğu, kimlerle paylaşıldığı, yani bunlar çok önemli konular. Ve ben bu sürecin sonunda bize katkı sağlayabilir bir halde dönmesini bekliyorum açık verinin. Peki, yurttaş için avantajı çok ortada. Biraz önce son çok altın bir kelime kullandın orada. Veriye, bilgiye sahip olma gücünde olan kişiler. Onlar niye açsınlar? Yani zaten... Ne var veriyi açmaktan? Zaten biz açık veri sıralamasına dünyada en son hatırladığım kadarıyla 150'lerde falandık. O kadar da açmıyoruz zaten ne yazık ki. Birçok veriye de ulaşamıyoruz Türkiye ile ilgili. Yani evet, birçok kurum veri yayınlıyor ama çok temel bazı konularda da hiç veriye ulaşamıyoruz. Ama şunu görüyorum ben, işte önemli sivil toplum kuruluşları bu alanda çalışmalar yaptıkça aslında baskı mekanizmasını oluşturuyor ve devlet bence ileride bunları açmak zorunda kalacak. Yani şimdi bireysel bilgi edinme hakkımız var. Bu ne kadar yaygınlaşırsa kullanılması, bence bu da bir baskı mekanizması yaratacak. Daha şu an çok güçlü olduğunu düşünmüyorum ama gitgide artacağını, ya umut etmek dışında şu an başka bir yapabileceğimiz şey yok. Tabii açıp açmamak, yani kamu kurumlarının tercihi. Biz sadece bu alanda bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Açmamak tabii ki de daha tercih edilebilir. Yani bilgiyi elde tutmak daha kıymetli bir durum ama umarım gitgide açılır. Bilgi paylaşıldıkça o gücün artacağı fikrinin aslında, değil mi? Bilgiye sahip olan kişilere, kurumlara da aktarılması gereken bir şey. Bir yandan da cevabımın başında söylediğim gibi bilgin olmadan fikrin olamayacağına göre yurttaşları hani seçmen koydum ya, Uğur Mumcu'nun meşhur lafı, bilgin olmadan fikrin olamaz, kimi oynatacağını bilemezsin. Dolayısıyla açık verim aslında gerçekten de çok temel demokratik hakkından bazen yaşamına COVID'de 19'da evet. Ama genel olarak da zaten yurttaş, bilinçli yurttaş için ve de bilgiye sahip olan kurumlar ve kişiler için de aslında paylaşılması gereken, açılması gereken bir şey. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Umarız bu süreçte sizin bu savunuculukla ilgili elinizde güçlenir. Çünkü söylediğine göre yurttaştan da artık bir destek gelecekmiş gibi duruyor farkındalık yavaş yavaş. Veriye ulaşılması... Bir de politikaların yaratılmasına da etkili oluyor. Örneğin çok temel bir konu, kadın cinayetleri konusu. Bu alanda bir veri hiçbir zaman yayınlanmıyor. Böyle bir veri tutuluyor mu? Orası da çok belirsiz. Ama Kadın Cinayetleri Durduracağız platformu bu alanda verilerini tutup yayınladıkça kadınlar sosyal medyanın da etkisiyle bir araya gelip aslında baskı mekanizmalarını güçlendiriyorlar. Yani iyi bir durumda değiliz ama belki de daha az ceza alabilecek durumda kişiler sosyal medyanın gücüyle ve verilerin de gücüyle konunun medya tarafından görünür hale gelmesiyle daha kabul edilebilir cezalar alıyorlar. Yani o yüzden veri hepimiz için çok kıymetli ve ona ulaşmak için çabalamamız gerekiyor. Peki. Bunun öncülerinden olduğunuz için de size tekrar teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şevket, şimdi başka bir programımızda Tunç Soyer'le, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le bu salgın yönetişiminde belediye, sivil toplumla, yurttaşla işbirliğinde teknolojiyi nasıl kullanıyor diye tartışıyorduk. Gerçekten de yerel yönetimler ve sivil toplum işbirliğinde sadece bu sahada sürecinde değil, genel olarak da iyi yönetişimde kullanılıyor teknoloji. Asya'nın anlattığı gibi bu veriye erişim konularında da kullanılıyor. Ama aslında sadece sivil toplum değil, daha geniş olarak da senin de biraz önce aslında birazcık girdiğin gibi insanlar daha önce hiç kullanmadıkları teknolojileri kullanmak zorunda kaldılar. İşte online yapılan ofis toplantılarından tut da sınıfları web'e taşımak, bütün bir eğitim kadrosu, öğretmenler ve öğrenciler hiç bilmedikleri, alışık olmadıkları bir moda geçmek zorunda kaldılar. Ya da işte emeklilerin maaşlarını, işte
cep bankalardan almaları, doğum günleri kadehler ekranda kalkmaklar gibi. Hani çok hem özel hayatımızda hem kamusal iş hayatında falan birdenbire belki hani işte senin gibi buna 20 yılını vermiş kişiler var ama bir yandan da hiç bilmeyen, ilk defa kullanmak zorunda kalan insanlar var. Bir kısmı çok mutlu bundan, yeni oyuncakları keşfetmekten. Ama bir kısmı da oldukça tedirgin çünkü bilmiyorlar, bilmedikleri bir aletlerle, bir ekranlarla, bir düğmelerle falan uğraşmak zorunda kalıyorlar işlerin devamı için. Sen ne öneriyorsun? Çünkü sen aynı zamanda bu dijital dünyada mahremiyet ve güvenlik konusunda da uzmansın. Bu alanlarda eğitimler veriyorsun. Yani biraz önce okuryazarlık olarak girdin ama onun da içinde güvenlik ve mahremiyete odaklanan bir uzmanlığın var. Biraz o tedirgin olan seyircilerimiz için tüyolar verebilir misin? Nelere dikkat etmeleri gerekir? Ya uzmanlık şöyle, ben aslında ben de kendimden dolayı bunları öğrendim. Yani kendim internette şüphelerim vardı mesela bilgisayarımda, telefonumda. Ne yapabilirim, daha güvenli hale nasıl getirebilirim diye. Hani kendi kendime öğreterek sonra başkalarına anlatmaya evrildi. Onu açıklayayım ilk önce. Sonra şöyle, evet demin de dediğim gibi çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor. Ama şu dönem, yani koronavirüs sebebiyle tam evde olduğumuz bu dönem, temel internet güvenliğimizi gözden geçirmek için bir fırsat. Yani çok güzel bir zaman, evdeyiz. En çok bilgisayar ve telefonlarımızla haşır neşiriz. Tamam, hadi o zaman artık şu doğum tarihi olan parolalarımızı değiştirelim. Hani şifrelerimizi değiştirelim, daha güvenli hale getirelim. Ne bileyim, işte kullandığımız işte en basitinden WhatsApp'ta iki adımlı doğrulamayı artık kullanmaya başlayalım. Neymiş bu, bir bakalım. Yani benim derdim biraz da bu. Ya yani o yüzden ilk önce en temel şeyden başlayacak olursak bu şifre meselesi. Yani kullandığımız şifreler, o kadar çok şifremiz var ki ve bunlar o kadar güvensiz bir durumda ki internette phishing denilen işte bu oltalama saldırılarına maruz kalıyoruz. Hem bu parolalarımızın çok basit olması sebebiyle hem de işte internetteki yanlış linklere, sahte hesaplara, sahte mesajlara inanıp bir yerlere tıklayıp gitmek gibi. Yani bunları yapmamamız gerekiyor. Ama dediğim gibi bu süreç bunları toparlamak için en iyi süreçlerden biri. Öncelikle dijital güvenlik meselesinde başlamak için birazcık şüpheci olmak gerekiyor ve o bizde var, yani bizim toplumumuzda var. Hani şu üçüncü mavi tik geldiğinde WhatsApp'a işte hükümet okuyormuş mesajları gibi bir paranoya... Onun bir gerçek olduğunu senden duyabilir miyiz izleyiciler? O gerçek bir şey değil. WhatsApp mesajları okunamaz yani şu an şifreli bir durumda. Yani o yüzden bir sıkıntısı yok ama tabii ki işte daha geçen gün tartışılan, demin de biraz bahsettiğim bu 56-51 sayılı bir yasamız var bizim. Sansür yasası diyoruz biz. Şimdi ona ek maddeler geliyor. Hani çok ayrıntısına girmeyeceğim çünkü programın yeri o değil ama hani o kanunlarla birlikte ifade özgürlüğümüz kısıtlanacak yine. Bazı sosyal medya hesaplarına hiç ulaşamayacak duruma geleceğiz. Yakında bunların hepsi olacak yani, eğer meclisten geçerse bunlar. O yüzden hani bir yandan da kişisel verilerimiz, yani veriyi konuşuyoruz. Bir de kişisel verilerin korunması mevzusu var. Zaten bütün mesele de o yani. Şey diyor insanlar. Ya işte ne olacak ki benim kişisel bilgilerimi birileri, şirketler, devletler ele geçirse ne olacak ki? Ne olacak ki demek, ya da ben işte şey miyim, terörist miyim ki falan, hani benim verimi ne yapacak falan diyorlar ama işte bu mesele onunla ilgili değil. Amerika'da Facebook'la Cambridge Analytica'nın ortaklığıyla seçim sonuçları değişti. Yani reklamlarla, internet vasıtasıyla. O yüzden hani verimiz önemli. Dediğim gibi temel basit yöntemleri alarak yani insanlar şu an dijital güvenliklerini sağlayabilirler. Hiçbir şeyi silmelerine falan gerek yok. Sadece daha dikkatli olsunlar. İşte şifrelerini değiştirsinler. Burada çok uzun sürer tabii, bunlar eğitim konuları ama tabii. Şifreyi değiştirecek. Evet, evet. WhatsApp'ta ne yapması gerekiyor? WhatsApp'la ilgili çok tedirginler. İki adımlı doğrulama kuracak. WhatsApp'ta bir özellik var. Hesaplar kısmında, gizlilik, güvenlik kısmında. Orada iki adımlı doğrulamayı etkinleştirecek. Başka ne yapabilir? Yani şey, mesela bizim yani bilgi almak isterse insanlar daha çok. Bizim derneğimizin bir tane projesi var, dijital güvenlik diye.
Orada sitede biz her şeyi anlatıyoruz. Yazılar çeviriyoruz. Hani dijital güvenlikle ilgili basit ipuçları öneriyoruz. Hatta bir şifre oyunumuz var mesela. Onu yapıp oynayabilirler insan. O oynayarak öğrenebilirler şifrelerini. Linkinizi bir tekrar söyleyebilir misin? Ya da Ali göstermek mümkün olur mu web sitesine? Dijitalgüvenlik.org. Dijitalgüvenlik.org'a gittiğinde. Ben şimdi bir yandan Ali'ye yazıyorum. Program koordinatörümüz Ali'ye. Oradan bilgi alabilirler. Yani elimizden geldiğince biz de yakında dernek olarak planladığımız bazı yüz yüze eğitimlerimiz vardı. Onları online'a taşıyacağız. Buradan ilk kez duyurmuş olayım. Oradan da yani o bizim online yayınlayacağımız hani eğitimlerle de vatandaşlar, insanlar bilgi alabilirler. Mesela bu şu an gösterilen sitede çok basit önlemler ve bazı güncel dijital güvenlikle ilgili bilgiler mevcut. Yani aslında az sayıda konuştuğumuz gibi bilirsen daha emin olarak nasıl ki oyunu atabiliyorsan aynı şekilde bu dijital araçları yeni kullanmaya başlayanlar da mecburiyetten bu COVID döneminde sadece sosyal işler için değil, sivil toplum için değil ama diğer yurttaşlar da aslında birazcık temel birkaç şeyi bilebilirlerse ki sizin web sitenizden onu görebilirler aslında daha gönül rahatlığıyla kullanıp dedikodu dolaşan özellikle WhatsApp'ta gerçek olmayan insanları korkutmak için yayılan şeylere de itibar etmemiş olacaklar. Biraz evet. Sorgulama reflekslerimizi arttırmamız gerekiyor aslında. Biraz. Doğru. Kesinlikle sorgulama, merak etme bu ikisi oldukça önemli. Yani mesela şu en çok koronavirüs sebebiyle şöyle mailler geliyor insanlara. İşte koronavirüs rakamlarını öğrenmek ister misiniz falan gibi diyelim. Bir mail geliyor, açıyorsun. O maildeki şey indirdiğin an bütün bilgisayarındaki dosyalar, resimleri şifreleniyor. Hani bu tarz şeylere de dikkat etmeleri gerekiyor. Yani mailin kimden geldiğini iyice bir baksınlar. Peki. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler paylaştınız. Hem COVID sürecinde hem de sonrasında artık bu teknolojiler hayatımıza girdiği için onlardan korkmaya, tedirgin olmaya gerek yok. Biraz bilgili, biraz da aklı selim bir kullanım yaparsak aslında işe yarayacak şeyler de olabilecekler. Çok teşekkürler. İkinize teşekkür de. İstanbul Hepimizin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programında bu akşam COVID sürecinde sivil toplumun teknoloji kullanımı üzerine konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.